Aslında pek çok sorunu dünya ile birlikte yaşıyoruz. Terör, trafik kazaları, afetler, hatta en son Covid-19 sandık. Ancak öyle bir tanesi var ki bize asla yakışmıyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyen, kadına el kalkmaz diyen bir medeniyete hiç ama hiç yakışmıyor. Bir kadına, bir çocuğa, bir anneye, ayrılmak isteyen eşe, ayrıldığı eşine, nişanlıya şiddet göstermek, sırf kadın ve çocuk olduğu için zulmetmek. Bunlar bize yakışmıyor. Bu ne haktır, bu ne insanlıktır, ne de erkekliktir. Dinde de vicdanda da yeri yoktur. Dünya gibi biz de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz. 21. yüzyılın başında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda ülkemizde devrim niteliğinde adımlar atıldı. Her şeyden önce anayasa değiştirerek kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmayı ilk defa bir anayasa kuralı haline getirdik. Aile içi ve kadına yönelik şiddeti engellemek için kanunlar, yönetmelikler ve uygulamalar yapıldı. Namus cinayeti ve töre cinayetlerinde yapılan ceza indirimleri, mahkemedeki iyi hal indirimleri de kaldırıldı. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda bizim stratejilerimiz var. En yenisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aile Bakanlığı koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet, Sağlık, İçişleri Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2021-2025 4. Ulusal Eylem Planı'yı. Dikkat edin, 4. Ulusal Eylem Planı. Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe girdi. Buna ek olarak 2022 yılı içinde her birimin sorumlu olduğu faaliyet planı da yayınlandı. Tüm bu belgelerdeki bakanlığımıza düşen görevler çerçevesinde aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Tedbirlerimizin bir kısmı önleyici olmaya yönelik. Öncelikle modern teknolojinin tüm imkanlarını sahaya sürdük. Mesela 2018 yılında KADES adlı uygulamayı devreye aldık. Kadınlarımız bunu cep telefonlarına indiriyorlar. Bir panik butonu gibi çalışıyor. Acil durumda tek dokunuşla 112 acil çağrı merkezimize ihbar düşüyor ve en yakın ekibi yönlendiriyoruz. 27 Ekim itibariyle 4 milyon 105 bin kadın bu uygulamayı telefonla indirdi. 536 bin ihbar aldı. Ekiplerimiz hepsine gitti. Bunların 318 bini gerçek ve tehlike içeren ihbarlardı ve hepsine müdahale edildi. Ve küçük bir not, başarısından dolayı KADES uluslararası ödül aldı. Fransa ve Belçika'da uygulamayı örnek aldı. Bir diğer tedbirimiz, bakanlığımız güvenlik acil durum merkezimizdeki, yani GAMER'deki elektronik kelepçe izleme merkezimiz oldu. Riski yüksek vakalarda mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçeler bu merkezden 7 gün 24 saat izlenmektedir. Aynı anda 1500 vakayı takip edebiliyoruz. Uzaklaştırma kararı olan erkek kadına yaklaştığında sistem uyarıyor ve ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Şu ana kadar 1950 vaka izledik. Halen 747 vakanın izlemesi de devam ediyor. Öte yandan kadınlarımızın şikayet imkanlarını ve şikayet takip kapasitemizi de arttırma yoluna gittik. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1005, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 242 olmak üzere toplam 1247 yerde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliği kurdu ve her ilçede ulaşılabilir oldu. 100 bin nüfusun üzerindeki kadın konuk evi olmayan belediyeler konuk evi açmaları konusunda uyarıldı ve süre verildi. Ayrıca polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarındaki güven masalarına 3 bin kadın personel görevlendirerek kadınlarımızın kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağladı. Öte yandan valilik ve ilçelerimizde bulunan açık kapı birimlerimizde de bu şikayetlerin alınmasını ve şönimlere yönlendirilmesini sağladı. Bu kanalları açtıkça alınan şikayetler elbette ki tedbir kararları da ulaşılabilirlik de arttı. Kadına yönelik şiddet olaylarında temel yaklaşımımız önleyici olmaktır. Bunun için işin risk analizi boyutuna ayrı bir önem veriyoruz. Bu maksatla dünyada da kullanılan risk analiz formlarını ve yöntemlerini kullanıyoruz. Her olayda olaya özel bir kayıt ve risk değerlendirme formu doldurup analiz ediyoruz. Bu formlarımızı sürekli yeni kriterlerle güncelliyoruz. Şimdi de yeni bir projeyle bu analizleri yapay zeka algoritmalarıyla yapmak için çalışma başlattık ve şu an test aşamasındayız. İnşallah çok kısa süre içerisinde her olay için daha isabetli, daha erken uyarı veren ve daha önleyici bir sisteme hep birlikte kavuşmuş olacağız. Her konuda olduğu gibi aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede de işin en önemli unsuru tabii ki insan, uzman personel ve toplumsal farkındalık. Bunun için yoğun bir eğitim programı izliyoruz. Son 3 yılda toplam 327 bin kolluk personelimize bu konuda eğitim verdik.
Ayrıca son 2 yılda 38 bin erbaş ve ere, polis akademisi ve jandarma sahil güvenlik akademisinde öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenciye, 1327 mülki idare amirimize, yani kaymakamlarımıza, valilerimize, 18 bin muhtarımıza bu konuda eğitim verdik. Ve yepyeni bir projeye başladık. Kadına El Kalkamaz adını verdiğimiz bu projeyle erkek odaklı yaygın bir bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar tam 5 milyon erkeğe ulaşıldı. 100 binden fazla afiş ve pankart hazırlandı. 1,5 milyondan fazla broşür dağıtıldı. Tüm bu çalışmalar sonucunda geldiğimiz nokta şudur. 2015 yılında yıllık maalesef 360 kadın cinayeti yaşanmıştı. Nüfusumuz %7,5 artmasına rağmen geçen yıl 309'a indi. Bu yılda geçen yılın aynı dönemine göre %8'lik bir azalış var. Yani bir iniş trendi var. 2015'te şüpheliye yönelik verilen önleyici tedbir kararı sayısı 295 bin. 2021 yılı sonunda bu sayı 726 bin olmuştur. Bu yıl ise halen 608 bin. Yani devletin bütün organları aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tam bir seferberlik halindedir. Şimdi bir de dünyadaki duruma bakalım. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ölüm oranı Türkiye'de milyonda 5 ve hala düşüyorken Amerika'da milyonda 22, yani 4 katımız. Ukrayna'da milyonda 21, Belçika, Avustralya ve Romanya'da milyonda 8, İsrail, Hırvatistan milyonda 7, Finlandiya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti milyonda 6, Almanya, Hollanda, İsveç, İspanya, Norveç bizimle aynı, yani milyonda 5. Ki birçok ülkede bu ölüm oranları sadece eşi, ayrıldığı eşi ve kız arkadaşını kapsamasına rağmen bizde aile içi, anne, kız kardeş gibi bireyleri de kapsamaktadır. Elbette bir sayısına bile tahammülümüz yoktur. Bir aile içi şiddete, bir kadına şiddete, bir ölüme dahi tahammülümüz yoktur. Hedefimiz sıfır şiddet. Bu sayıların tamamı sıfır olana kadar, şiddet sıfır, can kaybı sıfır, gözyaşı sıfır olana kadar tüm kadınlarımız kendini her zaman güvende hissedene kadar çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam. Aile içi şiddet ve kadına şiddet insanlık dışıdır. Kadına el kalkamaz.